Yahu Zeyf, soluk soluğa kaldın ya. Bir kızı rahat bırak ya. Bir kızı rahat bırak ya. Kızı rahat bırak. Gelin bakalım. Bugün ev boş. Zeyd Şiva'yı hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar. Hala peşinde. Ama bu işler böyle pat diye olmuyor biliyorsunuzdur. Bu da benim Evoş kızım. Evoş kızım, onun da günü gelecek inşallah ilerleyen günlerde. Bu Zeyd nasıl bir şeyse dört ayak üstüne düştü. Şiva, Şiva gel kızım. Gel, videoya çekeceğim seni, gel. Şunun güzelliğine bir bakın. Bugün kilo tartımlarını yaptım bunların. Şiva! Şiva! Şiva gel, su içti. Arkadaşımızın eline verelim kameramızı. Zeyd. Şiva'yı bir rahat bırak oğlum ya. Şiva gel kızım. Şiva gel. Gel yanıma sen gel. O seni rahat bırakmaz başka türlü. Şivoş. Şivoş. Şiva. Şiva. Gel buraya gel. Ya Zeyd. Gördüğünüz gibi Zeyd'in işi gücü. Zeyd olacak iş mi oğlum ya? Şiva'nın daha vakti var. Şiva'nın ya telefonumu ezdiniz lan. Telefonlarımı falan ezdiniz ya. Durun bakalım. Zeyd bak, Şiva kızıyor. Durun bir dakika, telefonumuzu koyalım. Bir çekilin ama ya. Zeyd, nefesin kokuyor ya. Tamam, çekilin. Hadi bir yat artık. Yoruldun artık sen. Tamam, tamam. Zeyd artık beni dinlemiyor. Zeyd, Şiva'nın peşinde. Şivoş'un benim. Güzel kızım. Şiva kötü bir görüntü var malum günlerde. Şimdi ben iki dakika bir içeri gideyim. Şu kapıyı bir kapatayım. Arkadaş şöyle Şiva'yı, Zeyd'i bir yakın. Çeksin. Çek bakalım şu popoyu lan. Eşek. Çekil mi ya? Çekil. Zeyd bir çekil oğlum be. Şivoş. Merhabalar arkadaşlar. Gene Şiva'nın hamile kalmadan önceki son videosu değildi bu tabii ki. İlerleyen günlerde çok videolar çekeceğizdir. Gördüğünüz gibi Zeyd felaket derecede yorulmuş durumda. Şiva'yı bir dakika olsun yalnız bırakmıyor. Bu ayı sürekli Şiva'yı rahatsız ediyor. Yat şöyle bir. Heh, yat. Şivoş'um da malum günlerini yaşıyor. Şimdi geçen gün bir video paylaşmıştım. O videoda çiftleşmeye az kaldı gibi, böyle çiftleşme oluyor gibi, olacak gibi bir video paylaşmıştım. Çiftleşmeye çok az kaldı. Şimdi ilk önce dişi böyle çiftleşme günü yaklaşırken çok sık idrar yapar. Normalde köpek mesela idrarını bir yere yapar, böyle akar. Ama Şiva yanıma oturmak istemeyecektir çünkü çok sıcak. Ama çiftleşme dönemi, kızan dönemi gelirken dişi köpekler bu farklı şeyler gösteren, durumlar gösteren köpekler de olabilir. Bazı arkadaşlar buna itiraz edebilir. Yaklaşırken çiftleşme zamanı dişi köpek sık sık idrara çıkar. Her yere koku bırakır erkek köpek gibi.
erkek köpekte. Erkek köpekte idrarı kokladıktan sonra onun analizini yapar. İdrarı biraz yalar. İdrarın analizini yapar. Ne kadar zamanının olduğunu veya zamanının gelip gelmediğini idrarın ona o tattan, o kokudan anlar. Şiva şimdi öyle günlerde bu sık idrardan ve idrardan, kokulu idrardan sonra kanamalar olmaya başlayacak. Kanamadan sonra, kanamanın belli bir gününden sonra kabullenici olacaktır dişi köpek. Kabullenici günlerinde dikkat etmek lazım işte. Tam da o günlerde ben köyde olacağım gibi düşünüyorum. Eğer bu şekilde giderse bugün yarın kanama başlayacaktır diye düşünüyorum. O zaman sadece zeytle çiftleşmesini sağlayacağım Şiva'nın. Ama daha henüz bir 10 günümüz, 10-15 günümüz var diye düşünüyorum. Ama şimdiden Şiva'yı asla rahat bırakmıyor. Sürekli peşinde. Şiva'nın da görüntüsü çok çirkinleşti. Rahim vajinaya doğru yaklaşır. Hatta vajinayı dışarı doğru iter. Vajinada çok büyük görünür. Bunlar birer işarettir. Kanamalar olur. Kanamalara az bir şey kaldı. Bu arada ayaklarımın dibinde Eva'yla Zeyt oynuyor. Zeyt uyku yok, yeme olayı yok, hiçbir şey yok. Bugün tarttım arkadaşlar. Eva 40 kilo geldi. Zeyt 58 kilo geldi. Şiva 50 kilo geldi. Amaterasu 63 kilo geldi. Zeyt yemek yemiyor. Çünkü Zeyt Şiva'nın peşinde. Zeyt benden daha iyi anlıyor. Bizlerden daha iyi anlar tabii ki. Şiva'nın kızlarına gelmek üzere olduğunu daha iyi biliyor. Aylardan beridir sabırsızlıkla beklediğimiz çiftleşme inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Burada değinmek istediğim bir konu daha var bugün. Zeyt tamam. Bak, her tarafın tüy oldu. Bugün yıkadım daha bunları böyle. Çok havalar çok sıcak diye. Tamam Zeyt. Tamam. Bak iş ciddiye binecek. Eva sen de uğraşma. Zeyd'in sağ solu belli olmaz. Tamam Zeyd. Havalar çok sıcak oldu Denizli'de. Denizli'deyiz tabii şimdi. 50 derece bile, pardon 40 dereceyi bile geçiyor şu an. Daha az söylese de şeyler. Meteoroloji şehrin merkezinde 40 dereceyi çok geçebiliyor. Bugün size anlatmak istediğim konulardan biri de şey, bazı videoların altına haklı olarak avcılığı kötüleyen, işte sen avlıyorsun, öldürüyorsun, tabii bu tip yorumları ben okudukça sinirim bozuluyor diye bazen siliyorum, bazen karşılık veriyorum. Kesinlikle kızmıyorum. Ama burada kızacak olduğum tek şey ne biliyor musunuz? Ben mesela o yorumu yapan arkadaşı tanımadan yorumlar yapabiliyorum. O arkadaş da beni tanımadan yorumlar yapabiliyor. Zeyt lütfen rahat bırak artık şu kızı ya. Şimdi elime bir bıçak almış olmam benim o bıçakla bir cinayet işleyeceğim anlamına gelmez. Ya da elimde bir tabancanın olması ya da elimde bir tüfeğin olması. Bunu defalarca söyledim. Belki o dönemlerde beni izleyici oranım azdı. Bunu çok fazla izleyen yoktu. Elime bir bıçak, bir tüfek, bir tabanca olmam benim bir canlıyı öldüreceğim anlamına gelmez. Tabii ki avcılığı kesinlikle savunmuyorum. Avcılık çok iyi bir şey değil. Sonuçta can almak benim değil, benim işim değil. Ya da benim... Eva bulaşma kızım sen, bulaşma. Bulaşma babacığım. Tabii ki can almak bizim işimiz değil. Allah'ın meleklerinin işi. Ama bilmediğiniz insanlarla ilgili de ileri geri yorumlarda bulunmayın. Ben ne kadar avcı görünsem de inanın doğa için uğraşan, ağaç diken, derelerin taşını atlayan diyelim. Yani lafın gelişi, anlayın diye söylüyorum. Sokak hayvanlarına bakan ki
en büyük benim için mutluluktur. Sokak hayvanlarını, küçük canlıları, hayata tutunmaları için onlara destek olmam benim için en büyük mutluluktur. Kimse bilemez bunu. Benim aylık ne kadar mama dağıttığımı, kaç tane hayvanı beslediğimi bilemez. Yani ben şunu da söyleyeyim, bazen haklısınız dediğimde karşıdaki adam hala uzatıyor ve diyor ki bir de alay eder gibi cevap yazıyorsun gibi şeyler yazıyor. Ben haklısınız derken gerçekten haklı olduklarını düşünüyorum. Can almak bizim işimiz değil. Ama bunu daha önce de söylemiştim. Bu av işi, avcı arkadaşlar için söylüyorum. Öyle bir şey ki, mıknatısın eksi ve artı kutubu gibidir. Eline o tüfeği aldın mı, o hastalığa bir kez bulaştın mı, o çarkın bir dişlisi oluyorsun. Farkında bile olmadın. Zeyd artık beni dinlemiyor. Çünkü kafası Shiva'da. Shiva'nın durumunu görüyorsunuz. Vajinanın son halini, çok fazla büyüdü. Çok çirkin bir görüntü oluştu. Manken gibi kızım çok fazla değişti. Yani ben kızmıyorum. Güzel ülkemde bu tip eleştiren, bu tip sorgulayan insanlar olsun tabii ki. Ve kesinlikle de doğru bulmuyor. Ama ne yapalım? Bir kez ucundan bulaşmışız bu işe ve devam edecek. Bu yüzyıllar boyu, insanlığın tarihinde var bu. Yani biz tüfek kullanmayı bilmeyen, silah kullanmayı bilmeyen insanlar olsaydık, belki zor durumlarda bu ülkeyi bu kadar rahat savunamazdık. Bu kadar özgüvenimiz olmazdı belki. Avcılar da çok kötü insanlar değil. Tabii ki her işte olduğu gibi avcıların arasında da kötü insanlar var. Köpeği, kuşu aport ederken vurduğu kuşu veya canlıyı, köpeği onu ısırıyor diye, ıslatıyor diye köpeğini vuran, köpeğini uçurumdan atan, bu tip bir sürü insan bile olamayacak kişiler var. Ben böyle insanlarla eğer karşılaşsam, böyle bir doğada karşılaşsam inanın, canlıya mı ateş ederim yoksa o insana mı ateş edersin diye sorsanız kesinlikle o insana ateş ederim. Bunu bilin. Bir gün bir arkadaşımla, bunları daha önce de çok söyledim aslında, arkadaşlarımla bir dağ evindeyken yoldan böyle baktım, ıssız bir ortam, sokak köpekleri var. Nasıl bir şey olmuşsa işte orada dağın tepesinde sokak köpeklerini gördüm. Onlara bakıyorum böyle. Bir baktım ki traktör geliyor. Ona havlıyorlar böyle. Traktör birinin üzerinden geçti gitti. İnanın elimde uzun menzilli ateş eden bir tüfeğim olsa o traktörü kullanan insanı vurup öldürmek isterdim. Ve adamın hiç vicdanı sızlamadı. Avcılıkla bunu, bu işi, bu iki kişiyi yan yana koyamazsınız. Birinin birazcık daha hafifletici nedenleri var. Aslında hiçbir şey de yok da. Ne bileyim işte. Bunu söyleme gereği duydum. Mesela başka bir konuyu ele alayım. Bakamayacağın bir hayvanı sahiplenme. Hayvan beslemek, köpek beslemek demek. Boynundan, bunu hep söylüyorum, tasmayla bağlayıp önüne kuru ekmek atmak değil. Onunla iletişimin çok iyi olmalı. Onun gözünden anlaman lazım. Onun hasta mı, değil mi? Ya da bir sıkıntısı var mı, yok mu? Bilmen lazım. Ama şimdi bakıyoruz ki herkes hayvan besleme sevdasında 3 gün sonra zevki, şevki geçiyor ve hayvanı bir yerlere birilerine hediye edecek ya da sahiplendireceğim diye uğraşıyor. Ama o arada tabii ki boynu, tasması boynunu kesen hayvanlar. Şimdi neler gördüm ben burada. Bakın benim yaşadığım dükkanım burası. Bu dükkanın içerisinde bile 4 tane hayvan besleyebiliyorum. Benim ne kadar hayvansever olduğumu, bunlarla tabii ki bunlar ölçü değil. Bunu bakın, ben yaptığım işleri, yaptığım, beslediğim hayvanları size böyle anlatmak istemiyorum. Çünkü bu benim, ben öbür tarafa gittiğimde yanayım. Ben bir tavşanı öldürdüğüm için yanmam gerekiyorsa yanayım. O hayvan kalksın bana sorsun orada, benim suçum neydi ya?
benim suçum neydi? Ben çoluğumla çocuğumla bu böyle diyorlar, böyle yazıyorlar. Orada böyle duruyordum. Geldim, beni öldürdüm. Benim suçum neydi desin bana. Bundan dolayı yanmam gerekiyorsa yanayım ki böyle de olsun. Ben bunun yanlış olduğunu görebiliyorsam yanlış yapan herkes de her konudaki yanlışını görsün inşallah. Ama ne yazık ki böyle bir şey yok. Biz önce hayvan besleyen arkadaşlarımızın büyük bir bölümü önce kendi karınlarını doyururlar. Sonra arta kalan bir şey olursa gider köpeklerinin önüne atarlar, kedilerinin önüne atarlar, kuşlarının veya işte ne bileyim başka canlıların. Önce kendi canı. Benim gibi insanlar da var ama. Yani ben bu hayvanları kendimden ayırmıyorum. Bu hayvanların karnı doymadan ben eğer çıkıp evimde yemeğimi yiyorsam bana da yazıklar olsun. Ben Chuck'ı neden daha çok seviyordum biliyor musunuz? Chuck öldüğünde neden günlerce böyle haftalarca böyle kendime gelemedim veya kendimize gelemedik ailecek? Çünkü Chuck bunlardan bir uzvu eksikti. Gözünün biri yoktu, kulağının biri duymuyordu, ön ayakları sakattı, beli sakattı, toplarının biri yoktu, cinsel organı çok kötü durumdaydı. Ben Allah'ıma nasıl güveniyorsam, Chuck da bana o şekilde güveniyordu. Yani diyordu ki işte beni asla babam benim kötü olmamı istemez bana. Çünkü beni gördüğünde böyle herkes, dünya onun oluyordu. İşte ona kimse zarar veremez, bana kimse zarar veremez havalarına giriyordu. Chuck öyle bir hayvandı. Bu hayvancağızların da ağzında dilleri yok. Kafam ağrıyor diyemiyor, başım ağrıyor, işte ayağım sakat diyemiyor, karnım aç diyemiyor. Besleyemeyecekseniz almayın. Ya ne bileyim ya, nereden nerelere işte. Şimdi böyle sizle konuşurken, size bunları anlatırken, Zeyd'in de Shiva'ya böyle sürekli ısrarla üzerine çıkacağım diye uğraşmasına takılıyorum bir taraftan. Hayvan bıktı artık. 4-5 günden beridir. İlerleyen günlerde de kanamalar olmaya başlayacaktır. Kanamanın sonrasında da çiftleşme, kabullenici günü gelecektir. Yani çok az kaldı. Bundan emin olun. Amaterasu'nun da sanırım... Amaterasu kızım, güzel kızım. Aferin Amaterasu. 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 Gel, gel, gel babacığım. Bu da kıskanç. Bu da Amaterasu. Ayı terasu bu, ayı terasu. Bak, şu hayvanın güzelliğine bir bak ya. Maşallah benim kızım, maşallah, maşallah. Koca kız. Gel dersin gelir, git dersin giderler. Bu kadar akıllılar, bu kadar iletişimim sağlam bu hayvanlarla. Birkaç gün sonra şehir hayatından kurtulup, kısa bir zaman da olsa köye gideceğiz, doğada. Eba, kurcalama babam ya. Doğaya çıkacağız. Artık vahşi hayvan da çıkabilir karşımıza ki öyle çıkma ihtimali çok yüksek. Gideceğimiz ortamda vaşaktan tutun, kurdundan, domuzundan her çeşit, her cins hayvan var. Eva 8 aylık oldu. 8 ayı geçiyor. Eva'nın da günü gelecektir birkaç ay içerisinde. Shiva'nın zaten geldi geliyor öyle bir durumda şu an. Amaterasu yine atlattı. Amaterasu yine tüy döküyor. Yok elim batacak. Üzerim batacak. Öyle bir düşüncem var mı? Bakın. Her taraf salya, sümük. Üstüm başım her gün bunların şeyleriyle dolu. Salyalarıyla. Beni kirletiyorlar. Hiç gocunmuyorum ama. Hiç gocunmuyorum. Ömrümün bundan sonra geri kalan kısmını sokak hayvanlarıyla, bu canlarla geçirmek beni dünyanın en mutlu insanı yapacak. Zeyd sanırım bu çiftleşmeden sonra biraz kilo alır diye düşünüyorum. Şu anda çiftleşme var diye. Shiva'nın özel bir durumu var diye aklı fikri Shiva'da olduğu için pek yemek yeme taraftarı değil. Göreceğiz önümüzdeki günlerde birkaç gün daha, bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde muhtemelen Shiva çiftleşecektir. Ben bu işten anlıyorsam kesinlikle böyledir.
Amaterasu'nun da bize geldiğinde maalesef ki çiftleşmek için uygun olan zamanı biraz kaçmıştı. O yüzden yakalayamadık o güzel anı. Keşke olsaydı. Çünkü böyle bir hayvandan, zeyt gibi bir hayvandan çok güzel, çok asil yavrular çıkacağını düşünüyorum. Ya ne söyleyeyim başka? Yani YouTube'da beni takip edin falan filan diye böyle kendimi yırtmak istemiyorum. Seven arkadaşlar, merak eden arkadaşlar, kişiliğimi beğenen arkadaşlar beni takip ederler. Onların sizin yazdığınız her yoruma, her eleştiriye, iyi ya da kötü olan eleştiriye cevap vermeye çalışıyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. Sizin açınızdan baktığımda kendimin nasıl göründüğümü anlamaya çalışıyorum. Ben de o psikolojiyle cevap veriyorum. Hatta ilk başlarda bir arkadaş benim için şey demişti, hiç unutmuyorum. Adam yerine koyduk sana, şey yaptık. Halbuki ben sokak köpeği zannediyorlar. İşte nasıl asil bir köpek mi? Yani Zeyt ve Şiva orada ünlü bir köpeğin yavrusu mu falan demişlerdi. Ben de demiştim, yok görseniz sokak köpeği gibi falan demiştim. Gerçekten öyle. Bunu hissederek söylemiştim ama arkadaş alay ettiğimi düşünmüş. Asla öyle. Kimseyle tanımadığım hiçbir insanla alay etmem. Tanıyorsam böyle latifeli şaka mahiyetinde cevaplar verebilirim. Ama dediğim gibi hiç kimseye hakaret niteliğinde cevaplar vermemeye çalışıyorum. Bana hakaret edilse bile. Çünkü bazı videolarda bu yapıldı. Yani böyle. Ama şunu söyleyeyim size. Şiva'nın yavruları veya Eva'nın yavruları veya Amaterasu'nun yavruları doğduğunda öyle bir yavru yetiştireceğim ki Şiva'dan, yani anneden babadan daha büyük, daha gösterişli yavrular olacak. Eğer ben bu işi biliyorsam, siz de beni takip edecekseniz bunu göreceksiniz ilerleyen günlerde. Evoş, Evoş, kızım senin hiç başka işin yok mu? Hep gel buraya, gel buraya. Gel, Evoş gel. Gel, gel babacığım. Amaterasu. Yani eğer siz de bunu beni takip ederseniz siz de göreceksiniz. Görüyor musunuz? Ne kadar şeyler ya. Ben bunların ayağına yanlışlıkla bastığımda bunlar dönüp benim elimi ayağımı yalıyorlar. Ya ben canlarını acıtıyorum. Onlar benim elim ayağımı yalıyor. Ben ayağına basıyorum. Onların ses vermesini sağlıyorum. Canlarını yakıyorum. Onlarsa bana dönüp benim elimi yalıyorlar. Yüzümü yalıyorlar. Hangi insanda bunu görürsünüz? Ya bir bırak kızı. Kızı bir bırak kızı. Kızı bir bırak. Kız bir rahat kızlarla bir oynasın, takılsın ya. Sen hep seninle mi takılmak zorunda? Yani demem o ki, insandan kötüsü yok arkadaşlar. Ne diyeyim daha? Bayağı uzun da bir video oldu. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Tabii konu oradan oraya, oradan oraya açılıyor. Sıcak yaz günleri geldi. Bu ayılar. Zeyt, bir rahat bırak misafirlerimi ya. Bu Lukutta cinsi köpekler bizim kangal köpeklerimiz gibi yazın böyle çok aşırı rahatsız olmuyorlar. Zaten sıcak ülkenin köpekleri. Zeyt, bir bırak artık herkesi. Zeydo. Bak gofret yiyeceğim, bak gofret yiyeceğiz. Gel, gel buraya, gel. Aman benim oğlum, aman benim oğlum. Gel, gel üstüme, gel üstüme. Ya. İlla ki Şiva'nın yanına mı gidecek? Ha? İlla Şiva'nın yanına mı gidecek? Şu bacaklara bir bak ya, şuna bir bak ya. Nasıl bir kas yapım var lan senin? Ayı! Vallahi şu topları yolar atarım ha. Ne bu toplar böyle la? Ayı! Anam benim oğlum. Oh! Tam bu. Ayı ya! Yahu. Zeyd'in adını, bir tane şey adını önüne bir isim daha koymamız gerekiyor. Çünkü biraz önce bunu gördüm. Zeyt Coşkun ya da Coşkun Zeyt diye bir isim daha koyabiliriz. Hatta tecavüzcü Coşkun diyebiliriz. Şiva'ya neredeyse tecavüz edecek. Evoş. Evoş kızım benim. Evoş kızım 40 kilo olmuş.
Sosis gibi benim kızım, sosis. Kızım çok kilo alıyorsun ya. Bilmiyorum, belki böyle olması gerekiyordur da. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, hangi aydayız? Haziran. Haziran bitti. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün ilk haftası. Junior Zeytler, Junior Şivalar kucağımızda olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bu işi biliyor isem eğer. Çok yakın. Ama dediğim gibi sevgili arkadaşlar, yaz geldi, kapınızın önüne ya da sokakta gördüğünüz kedilerin, köpeklerin bol olduğu yerlere su ve mama koymaya bakın. Lütfen, lütfen, lütfen iyi insanlar olun. İyi insanların önünde, hep evlerinin önünde, hep böyle sokak hayvanları vardır. Hayvan diyemiyorum bile, dilim varmıyor aslında. Sokak canlıları vardır. Böyle bir cana sahip olmak istiyorsanız, bakabileceğinizden emin olursanız öyle. Sonsuza kadar sizinle, ömürleri bitene kadar sizinle olsunlar. Boşu boşuna gidip başkalarına sahiplendirmeyin. Amaterasu mesela bir dişi. Bakın Amaterasu dediğimde nasıl dönecek. Bak şimdi. Amaterasu benim güzel kızım bu. Benim güzel kızım bu. Oh. Salyaların ağzıma bulaştı ya. Yani bakamayacağınız hayvana sahiplenmeyin sevgili dostlar. Üstüm batıyor, salyası bulaşıyor, bilmem ne diyecekseniz de bence hiç bulaşmayın bu işe. Bu iş bir sevda. Evinize aldığınız bir kediyle başlar, sonra bir bakarsınız ki o evde mülteci gibi yaşıyorsunuz. Eşiniz, çocuğunuz ve siz. 7-8 tane kedi olur. Yahu Zeyd, bir kızı rahat bırak ya. Demem o ki, sıcak yaz günleri başladı. Artık hastalanan, yaralanan hayvanlar daha hızlı enfeksiyona kapılacak. Daha hızlı büyüyecek hastalıkları. Daha hızlı müdahale gerekecek. Sıcak yaz günlerinde bakteriler hızlı büyüyecek, çoğalacak. Lütfen bugünlerde sokak hayvanlarımıza ve kendi hayvanlarımıza, kendi canlılarımıza daha iyi bakalım. Ne diyeceğim bilmiyorum. İlerleyen günlerde daha güzel videolar gelecektir. Çiftleşme videoları ya da köye gittiğimizde Şiva'nın peşine düşen sokak hayvanlarımız olacaktır. Ki kızana gelmiş bir dişinin idrarı böyle kilometrelerce uzaktan diğer canlıları çekebilir. Zeyd'e de çok büyük işler düşüyor bu arada. Bu ayıya. Yani Zeyd'e çok büyük rakipler çıkacaktır. Dağdan çobanların köpekleri inecektir. Bakalım nasıl günler bekliyor. Elim, ayağım, her tarafım salya oldu bu arada. Şimdilik hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.